diyebileceği myarchicad.com üzerinden Atlantis 5 için 30 günlük deneme sürümleri yükleyerek siz de başlayabilirsiniz Atlantis 5'i tanımaya. Biz de bu akşam elimizden geldiğince size Atlantis 5'in özelliklerini sunmaya çalışacağız. Neler var ya da neler yok. Öncelikle arayüzün tamamen değiştiğini görüyoruz. Atlantis 4 ve öncesi versiyonlara eğer bir şekilde tanışmışsanız Atlantis 5'in tamamen farklı bir arayüze sahip olduğunu, tabii yine tanıdık başlıkların yukarıda yer aldığını ancak çok daha farklı bir arayüze sahip olduğunu görüyoruz. Çok alışık olduğumuz solda bir controller sütunu vardı. Bu tarz sütunlar artık şu gördüğünüz küçük butonlarla açılabiliyor. Bu menüler aşağıdaki başlıkların açılıp kapanmasına yarıyor. Şu anda perspektif ekranındayız ve daha önceden tanımlanmış kameralarımız var. Biliyorsunuz ki Atlantis'te, daha doğrusu bilenler için farklı kamera açıları ayarlayabiliyoruz. Örneğin dış mekan burada ya da iç mekan burada ya da kendim artı butonuyla yeni bir kamera açısı daha ayarlayabilirim. Belki iç mekanda başka bir yerde olacağım ve diyeceğim ki işte bir de buradan sunum yapayım. İstediğim adet kamera açısını ayarlayabiliyorum. Aslında yine alışık olduğumuz eski kullanıcılar için alışık olduğumuz menüler ancak farklı bir arayüz. Dış mekandan başlamak gerekirse en aşağıda görünen katalogla ilgili bilgi verelim. Yeni bir defa shader dediğimiz kaplamalarımız var. Bu shader'ları kendiniz demo versiyonu kullanarak da adım adım tadarak yeni versiyonlara ulaşabilirsiniz. Mesela Light Plane diye bir objemiz var. Bu akşam sunumlarında, gece renderlarında ışık veren bir düzlem olarak kullanılabilir. Neon Light'tan farklı olarak çalışıyor. Ve biraz daha sağa kaymak gerekirse yine tekerleğimi kullanarak göreceğimiz örneğin yine Neon Glass vardı. İşte bakın bir de Glass Plane var. Bu da yine gündüz renderlarında içeriye güneşi yeteri kadar gelmediği durumlarda kullanılabilen bir başka shader. Buna benzer yeni shader'larımız var. Ancak dikkat ettiğiniz butonlar, bakınız aşağıda çeşitli shader'lar ya da işte duvarla ilgili kaplamalar ve yine tekerleğimle sağa sola kayabildiğim yeni Atlantis shader'ları ve birçoğu da eskiden alınmış zaten. Ya da işte döşemelerle ilgili yer kaplamaları, mermerler ya da işte seramikler. Dördüncü başlıkta da yine dış mekan perspektifleri için kullanılabilecek işte örneğin kaldırımlar vesaire. Burada heyecan verebilecek bize Natural Shaders var. Bu Natural Shaders da bildiğimiz LoL yerine başka kaplamalar da geldi ve shaderlar geldi. Örneğin Water Frames'leri biliyorsunuz ancak onun iki yeni varyasyonu var. Ya da çimleri biliyorsunuz LoL olarak ancak bunun iki yeni varyasyonu var. Hemen göstermek isterim. Mesela LoL 2'nin farklı olduğunu göreceksiniz. LoL 2'de çim ve toprak karışımı iki varyasyon var ve bu varyasyonla ilgili bir takım işlemler yapabiliyoruz. Şu ekranı biraz büyütmek istiyorum. Shaders başlığa geçip bu kaplamayla ilgili tabii ki istersem işte boyut ayar yapabilir. Ya da hemen şurada threshold olarak gördüğünüz iki tane ayrı çubuk yardımıyla burada gördüğünüz çim ve biraz daha yıpranmış çim arasındaki oranın üzerinde değişiklik yapabilirim. Mesela derim ki çim biraz daha fazla olsun ya da işte belki de toprak biraz daha fazla olsun. Ya da bunlar arasındaki geçiş çok daha sert olsun ya da bu geçiş çok daha yumuşak olsun yapabilirim. Bakınız şurada geçiş çok daha sert ama transition'ı biraz daha arttırırsam bu geçiş biraz daha soft oluyor. Yine bu çok ünlü zar ikonuyla da Atlantis'in bize çok daha farklı bir doku getirmesini sağlayabiliriz. Bu buton aslında, daha doğrusu bu çim buton, yeni kaplaması özellikle çok geniş alanlarda tekrar eden dokuların böyle hani mesela halı saha efektinden biraz daha kurtaran, açıkçası daha gerçekçi gösteren bir efekt. Benzer şekilde örneğin Water Frames'ler yine bir su efekti. Ve bu efektin işte dalga boyu eğer bir okyanus modeli yapacaksak belki wave size büyüyebilir ama çok daha sakin bir su hazırlamak istiyorsak dalga boyu küçülebilir. Burada dalganın yüksekliği değiştirebilir. Birikinti sular için flatness'ı azaltmak ama çok hareketli sular için flatness'ı yükseltmek gerekir. Ve animasyonda suyun olup olmayacağı kararı buradan
ayarlanabilir. Özellikle su yüzeyiyle ilgili ayarlar. Ancak bakın burada başka bir water ayarımız var. Water kaplamamız var. Bunda da yine biraz daha suyun dibini gördüğümüz özel bir seçenek. Yine farklı tercihlerle alttaki toprak miktarı ya da ondaki işte sudaki kirlilik miktarı gibi düşünebileceğiniz değişik daha doğal shader'larımız var. Kategoriler, gördüğünüz buradaki ilk 5 kategori shader dediğimiz kaplamalarla alakalı. Hemen yan tarafta koltukla başlayan kategorilerimiz ise yeni objelerle beraber süslenmiş Atlantis 5'in yeni kütüphanesinde bulunan objeleri içeriyor. Bu objeler gerçekten adedi hatırı sayılır şekilde arttırılmış. Değişik renderlar, daha güzel küçük ikonlarla süslenmiş. Ve kategoriler epey zengin. İşte ikinci butonda bir bardak ikonla gördüğümüz ya da bir ışık aydınlatma elemanları ya da furniture'lar, kütüphane elemanları ya da araçlar. Örnek araçlar olarak bir tane Royal Honda koymuşlar gözüküyor. İkinci başlıkta yine üç boyutlu bazı objeler ve bitkiler. Sondan ikinci başlıkta da örnek üç tane insan var. En son başlıkta da yine çeşitli primitif objeler var. Örneğin bir tanesini deneme olarak koyabiliriz. Şimdi sizler eğer istiyorsanız internet üzerinden bir media store aracılığıyla şu anda bağlantıda bir sorun olabiliyor. Aynı zamanda o sayfaya üye olmak gerekiyor. En sağ altta gördüğümüz bu sepet ikonu sayesinde Advent üzerinden Media Store'a bağlanabiliyoruz. Ve ücret karşılığında krediler satın alıyoruz. Bu krediler bize bir takım objeler ve texture'ları indirmemize müsaade ediyor. Bastığınızda bir web sayfasına bağlanacak ve arkada göstermeye çalışayım. Şu an bende bir sıkıntı oldu. Bu web sayfasındaki size sunulan objelere ulaşıp satın alıp direkt sahnenizde kullanabiliyorsunuz. Özetle Atlantis'in içinden direkt satın alıp sahneye koymak noktasında iyi bir seçenek olarak düşünülebilir. Hemen şu objeyi seçmek ve şimdilik silmek istiyorum. Kaplamayı da yine eli yüzü düzgün bir tane çim yapalım ve devam edelim. Örneğin şu başlıktan normal şöyle bir şey. Hemen kaplamanın üzerinde daha önceden görmediğimiz, alışık olmadığımız bir kare ikonu sayesinde biz yüzey üzerindeki kaplamaları hızlıca yönetebiliyoruz. Mesela iki tane sarı çizginin kesişimindeki küçük ok yardımıyla kaplamanın büyüklüğünü hemen direkt preview ekran üzerinden ayarlayabilir. Ya da burada gördüğünüz küçük sarı buton yardımıyla biz bu kaplamanın eksen üzerinde dönmesini sağlayabilir. Ya da burada gördüğünüz yeşil ve kırmızı eksenlerle biz kaplamanın sadece o eksen boyunca ilerlemesi konusunda Atlantis'ten yardım alabiliriz. Tabii zaten ekranın herhangi bir yerine basıp tutup çektiğimizde de zaten dokuyu istediğimiz yere kaydırabildiğimizi görüyoruz. Benzer kolaylıklar objelerde de var. Hemen bir tane obje kütüphanesine geçelim. Örneğin bir tane primitif objelerden yine bir küpü koyalım. Bu küple ilgili bakınız yine rahat düzenlememizi sağlayan minik sarı butonlarla bunun yine rotation yani döndürme işlemi gerçekleşebilir. Ya da burada gördüğünüz eksenle gördüğünüz üzere bütün eksende büyüme sağlanabilir. Ya da çeşitli fonksiyonlar bu ekran üzerinden preview sağlanabiliyor. Ben şu anda obje menüsündeyim. Kamera açımı değiştirmek için biliyorsunuz normalde perspektife geçmemiz gerekir. Ancak Space tuşuna basılı tuttuğumda her tür menüde, yukarıdaki her tür menüde perspektif açımızı değiştirme şansımız vardır. Sol mouse Atlantis'te orbit seçeneği, sağ mouse ise bir nevi kafa hareketini temsil eder. Dolayısıyla ben bu küpün biraz daha farklı açıdan bakışına şahit olabilirim. Bu küp şimdilik gidebilir. Atlantis'te özellikle ışıklarla ilgili çok güzel çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi Light altındaki şu grup. Önce perspektiften iç mekana geçeyim. İster bunu halihazır daha önce de ayarladığım buradan ya da ister şuradan, pardon, şuradan başka kamera açısına da hızlıca zıplayabilirim. Örneğin şu an iç mekandayız. İç mekanda kendimize bir light koymak istiyoruz. Atlantis'te yeni bir light var. O da önce bir grup açmam gerekiyor. Onu bahsedeceğim. Bir light grup. Örneğin buna iç mekan diyelim. Artı butonuyla yeni bir light açtım. Bu light'ın
Sol üst köşedeki farklı ikonlarından bakınız şu buton yeni gelen bir ışık kaynağı. Bunu sahneye yerleştirdim ve sağ mouse'a da pardon şunu bu grubu sağ mouse'a daha önceden aktive ettiğimi görüyorum. Demek ki bu kameraya bağlı bir light grubum var. Adı da iç mekan. Hemen iki boyutlu 2D view dediğimiz eski versiyonu hatırladığımız menünün sağ üst köşede şu X ve Y, Z, X, Y eksenini gösteren butonla açıldığını görüyorum. 2D ekranında direkt bu ışığımı turuncu olarak görüyor ve bunu sahneye biraz daha yaklaştırıyorum ki görelim. Daha önceki versiyonda görmediğimiz, bilmediğimiz yeni bir fonksiyon. Işıklar direkt preview ekranından düzenlenebiliyor. Burada şu slider yardımıyla ben preview ekranımı daha rahat görünür bir konuma çekebilirim. Bakınız ışığın sarı butonla 3 boyutta Z ekseninde istediğimiz yere konumlanmasını sağlayabilir. Ya da bakınız biraz çekelim. Şu butonla ışığın herhangi bir noktaya direkt vurmasını sağlayabiliriz. Normalde tabii ki 2D View'de de yapabileceğimiz bu işlemi preview ekranında yapabilmek noktasında avantajlıyız açıkçası. Ve Z eksenini değiştirmek ya da planda bunun yerini değiştirmek çok daha rahat oluyor. Bu preview ekranında Z ekseni sabit. Baktığı target noktası uzayda istediğiniz noktaya çekilebiliyor. Yine her zaman olduğu gibi 2D View'de ben ön görünüşler ve yan görünüşler yardımıyla ışığımın açısını buradan serbestçe değiştirebiliyorum. Bu Lightcon aynı zamanda biraz daha geniş bir alan etki edecekse kenarından tutup daha yüksek açılarda ışık vermesini sağlayabiliriz. Tabii ki büyük bir ışık kaynağının işte gölge yapıp yapmaması ya da bunun ne kadar şiddetli olacağı yine buradan ayarlanabiliyor. Peki. Heliodonlar Atlantis'te yine geliştirildi ve yeni bir fonksiyonumuz var. Sun Beam dediğimiz çok özel bir efektle geldi. Hemen gösterelim. Perspektif dış mekana çıkalım istiyorum ve biraz uzaklaşalım. Burada perspektife bağlı bir adet ArchiCAD Heliodon var. Bu model bir şekilde ArchiCAD'de hazırlandı. Adı da o yüzden ArchiCAD Heliodon geldi. ArchiCAD Heliodon'un bir Sun Beam'e sahip olduğunu söylemiştik. Hemen 3 numarada Heliodons menüsünde solda gördüğünüz 3 seçenekten bu dünya ikonu olan yan taraftaki belli bir tarih aracılığıyla ya da belli bir saatte belli bir dünya şeklinde acaba güneşin konumu nedir? Atlantis söyleyebiliyordu. Bu eski versiyondan gelen seçeneğimiz. Ancak ne zaman ki biz manuel versiyona geçiyoruz ve artık 2D View'den güneşimizi istediğimiz yere çekebiliyoruz. Şimdi gördüğünüz bahsettiğim Sun Beam ve şu butonla aktifleştirilebilen güneş süzmesi efekti. Atlantis 5 ile yeni gelen bir konu. Bundan onun şiddetini ayarlayabilir. Eğer Top View'den göstermem gerekirse güneşin yönünü değiştirdiğim zaman daha farklı efektlerle bu ışık süzmesinin sahneye girmesini sağlayabiliriz. Biraz beklememiz gerekiyor. Bir ekran refresh yapıyor ve Sunbeam karşımda çıkıyor. Hatta biraz ön görünüş yapıp güneşi daha da aşağı çekip biraz daha kameranın karşısına çıkmasını sağlarsak yine eskiden olduğu gibi güneşi gökyüzünden istediğimiz noktaya çekebiliyoruz. Ve mouse'u serbest bıraktığımda güneş ışıklarının çizdiği perspektif etki Sunbeam sayesinde sağlanabiliyor. Tabii şu an çok parlak olduğunu biraz kısmak şiddetini azaltmak mümkün olabilir. Bu da Atlantis 5'te gelen en önemli seçeneklerden bir tanesi. Ve yine ister 2D bir ekrandan isterse şu yatay menüden güneşin plandaki açısı hatta güneşin yere olan açısı elevation açısı rakamsal da olarak artık ayarlanabiliyor. Eskiden rakam giremiyorduk. Ama artık şimdi girebiliyoruz. Örneğin 45 derece yere yaklaşsın ve de planda azimut açısı da 45 olsun. Böyle bir çalışma açısal girilemiyordu ama artık bu menüler sayesinde yapabiliyoruz. Tabii ki bir Heliodon, Sun ve Sky olmak üzere iki tip güneş etkisi içerir. Eğer sizler onlara bir takım renk tonları eklemek isterseniz
buradaki iki butonu kullanma şansınız var. Ve sun beam değil ama onun yerine bir güneş efekti, lens flare kullanmak isteyenler için burada yine bazı seçeneklerimiz. Onu activate edelim. Güneşi yine tam karşıdan tutulabilecek şekilde örneğin şuraya konumlandıralım. Lens flare efektleri yine 4.0'dan gelen aynen korunuyor ve şu efekt geçerli. 4 adet lens flare efektinden herhangi birini seçebilir. Ve bunun şiddetini buradan değiştirebilirsiniz. Arayüzle ilgili şu ekranın daha büyümesi ve küçülmesi ile ilgili burada küçük butonlarımız var. Örneğin siz daha minik bir preview ekranı ya da daha büyük bir preview ekranı isteyebilir ya da bunu sayfaya fit to screen yapabilirsiniz. Objeler yine dediğim gibi katalogdan yeniliklerle süslenmiş ve bu katalogdan istediklerimizi bize sunulan kategori içerisinden seçip sadece sahneye sürüklememiz, bırakmamız yeterli oluyor. Hemen bir başka perspektif iç mekana geçmek olursak. Tabi burası biraz karanlık oldu. Hemen bir ışık kaplarız olmazsa. Örneğin buraya bir tane bir adet koltuk yerleştirelim. Bir sofa. Sofayı arzu ettiğimiz noktadan tekrar döndürelim. Bu arada Shift tuşu yardımıyla her 15 dereceye kilitlenmesini ve böylelikle tam dönüş yapmasını sağlayabiliriz. Yine eski versiyonda olduğu gibi. Kamera açımızı değiştirelim isterseniz. Biraz yaklaşalım. 2D View'de ince ayar yapmak isteyebilirim. Hemen kamerayı içeri sokalım. Örneğin şu köşeden baksın. Biraz alçalalım. Burada orta tekerleğin kendisi pan hareketi yapar. Dediğim gibi sol mouse orbit, sağ mouse da kafa hareketi yapar. Kullanmakta fayda vardır. Güneş açısı, pardon, kamera açısını biraz daha şu şekilde çekmek ve en azından şuradaki cama ulaşmak istiyorum. Shutterstan direkt yüzey kaplamalarından örneğin glass, glazing presler ya da neon glass kullanacağım. Ama neon glass kullanmaktan çekiniyorum. Biraz sistem yavaşlıyor. Gelin glass plane kullanalım. İç mekanda az da olsa bir şiddet artışı görmüş olmanız lazım ışık üzerine. Hemen bunu seçebildiğimizi ve onun gücünü arttırabildiğimizi, böylelikle iç mekanla ilgili aydınlık şiddetini arttırabildiğimizi görüyoruz. Neon Glass'tan biraz daha farklı çalışıyor. Kendisinin ekstra bir hızı var açıkçası. Neon Glass biraz daha yavaş. Hazır gelmişken floor dokularından bir tane de yere mesela bir ahşap kaplaması yapalım, bir parke kaplaması yapalım. Kendinden bir takım reflectionlarla gelmesi. Atlantis'in zaten shader dediğimiz mantığında çalışan hazır doku özellikleri mevcut. İşte daha fazla reflection, daha fazla parlama ya da pürüz efektleri burada sağlanabilir. İç mekanla ilgili şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Ve perspektifle ilgili şöyle bir seçeneğimiz var. Birçok diğer render motorlarında kamera perspektif correction gibi seçeneklerle binaların şu dış konturları özellikle yüksek binalarda dış konturlar şu yan kenar konturlarının yer düzlemine dik olarak sunulması noktasında Atlantis bir fonksiyon bize getirdi ki buna shifting dendi. Bu buton sayesinde biz mimari kamera demişler buna, architect kamera. Buna basmamızla birlikte Atlantis'in binamızı kenar çizgilerini tam yere dik yapması, böylelikle daha doğru bir, daha doğrusu düzeltilmiş bir kamera perspektif ayarına ulaşıyoruz. Normalde aslında gözün gördüğü, evet, yukarıda bir kaçış noktasıdır. Ancak bu buton sayesinde kenar çizgileri, bütün düşey çizgiler yere dik olarak, yani ekrana paralel olarak düzenlenir. Açıkçası bu çok yüksek binalarda binanın yukarı doğru çok büyüdüğü hissi verdiği için belki de çok tercih edilmeyebilir ama bunu özellikle talep eden, özellikle render işiyle uğraşan insanlar da var. Onun için bu butonu koymuşlar. Eski versiyonda var ancak yine de yeni olarak görmeyin. Bu buton şu Clipping Box butonu Atlantis'te kesit, dinamik kesit almamızı sağlıyor. Show butonuna bastığımızda bize Atlantis 2D View'de
Adı Clipping Pax olan mavi bir dikdörtgen sunuyor. Bu mavi dikdörtgen nin içinde kalan model Atlantis'te duruyor. Mavi dikdörtgenin dışında kalan modelimiz görünümden siliniyor. Bir nevi 3 boyutlu kesit alabiliyoruz. Show dememiz yeterli olmuyor. Bir de Activate dediğimizde bakınız bu Clipping Box'ın kenar çizgilerini oynatabilir. Böylelikle bir takım dinamik kesitler alabilirim. Şu anda plandan hareket ediyorum ve şu dikdörtgenin içine giren modelin bu kadarı perspektifte var. Dışarı kalanı yok. Tabii ki yukarıdan da kesebilirim. Örneğin ben bu binanın tamamını alır fakat planda bu sefer Clipping Box'ın yüksekliğini azaltabilir. Böylelikle kendime üstten bakış, plan kesit perspektifler hazırlayabilirim. Bir handikap, kesilen duvarlar, yakın çekim yaparsak daha belli olacak. Kesilen duvarlar sanki birer kağıtmışçasına içi boş olacaktır. Ancak burada amacımız zaten duvar değil, iç mekanı göstermek ise gayet dinamik bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Bu arada az önce kapladığımız cam bayağı içeriye ekstra bir ışık gücü veriyor. Şu an gayet gündüz saatinde. Fakat içeride sanki bir ışık varmışçasına efekt sağlıyor. Geceleri kullanmak belki daha mantıklı. Bu noktada gelin biz istiyorsanız onu tekrar normal glazing fresnel olan bildiğimiz Atlantis modunu düşürelim. Ve Clipping Box'ı iptal edelim ki mekanımızın tamamını görmeye devam edelim. Bu arada bizim Atlantis'te hatırlamaya çalışacağım. Perspektif ayarlarımız her kameraya özel olarak bir dişli ikon olan şuradaki rendering parametresinden ayarlanabiliyordu. Burada Atlantis 5'e özel ekstra menü benim bildiğim yok. Aynı menülerin sadece farklı bir toparlanmış menüsü var. Ancak ground önemli burada. Hani bilirsiniz biz bir model yaparız. Binanın etrafına çevresini de modellememiz gerekir. Ancak çevreyi ne kadar büyük modellersek modelleyelim. Ufukta bir siyah çizgi illaki görünecektir. Bu siyah çizgiyi yok etmek için bizim modeli sürekli en büyük şekilde yapmamız lazım. Buna yetişemeyiz. O yüzden eski versiyonlardan da gelen ground fonksiyonu butonu buraya yerleştirmiş. Arzu ediyorsak ground'un yerden yüksekliği ve onunla ilgili kaplama tercihi yapabiliriz. Örneğin hemen bu kadar yukarıdan yapmışken gelin ground'un biraz yüksekliğini azaltalım. Örneğin eksi 50 santim gibi yere aşağı inmesini sağlayalım. Biraz da eğlenmek için ona örneğin şöyle bir su efekti yapalım. Bayağı denizin ortasında yüzen bir binamız oldu. Yine Heliodon için yapabileceğimiz tercihlerden bulut efektimiz var. Bulut efektimiz o nerede? Yılını hatırlayamadım şu an çok fazla. Heliodon'la ilgili bulut efektini hatırlayamadım. Kusura bakmayın. Peki en azından biz perspektif değil, onun yerine paralel görünüşlerde neler var biraz bakalım. Projelerimizde biz plan ve kesitlerimizi hazırlamak için paralel görünüşleri kullanabiliyorduk biliyorsunuz. Ve işte yukarıdan görünüş ya da yandan görünüş gibi tercihlerimiz var. Ancak paralel görünüşe girdiğinizde eğer ekranda hiçbir şey görmüyorsanız emin olun ki layer'lar kapanmıştır. Burada bizim iki tane ana layer'ımızı açmamız lazım ki paralel projeksiyonda bir şeyi görüntülemeye başlayalım. Örneğin gelin bu planın tam üstten paralel projeksiyonunu hazırlayalım. Bunun için yukarıdaki ikinci butona basmalı. Ve burada gördüğümüz 2D'yi de şu çizgiyi yukarı çekmeli. Gerekirse iki kırmızı çizgi arasındaki mesafeyi azaltıp uzaklaştırarak zoom in ve zoom out yapmalıyız. Dikkat ederseniz şu olay zoom in zoom out anlamına gelmez. Atlantis'te paralel projeksiyon bu şekilde zoom in ve zoom out yapar. Kameramız yere dik olarak çalışan bir projeksiyondur aslında. Ve diğer açıdan da yaklaşıp binamı kameranın içerisine almaya gayret ediyorum. Biraz daha zoom out yapıyorum. Binamın tamamını yukarıdan bir nevi vaziyet gibi görebiliyorum. Bu arada güneşimiz çok
kötü bir açıda duruyor. O yüzden onu gelin biraz daha aydınlık yapalım. Tamam, paralel projeksiyon. Binamız neredeyse bitişik nizam olsa gerek. Soldaki parsele bayağı yaklaşmış. Bir de örneğin yine Show ve Activate the Clipping Box'ı açıp üstten ben bunu kesersem bayağı kat planları havasında bir çalışma yapma şansına sahip olabilirim. Bir paralel projeksiyondan bir render almak istediğimde bu ayarların öncesinde unutmamak gereken konu tabii paralel projeksiyonda ölçek devreye girmesidir. Burada scale girebiliyoruz. Ölçek örneğin işte 1 bölü 100 ölçeğinde ve baskıya hazır ve iyi bir kalite olması için 150 dpi ve okey deyip bir şekilde render'a hazır duruma geliyorum. Ve yukarıdaki kamera butonu Start Rendering yapıyor. Eğer sahnem çok büyükse ve ben sadece kısmı bir yere render almak istiyorsam yine eski versiyonlarda var olan sadece belli bir bölümü kutu içerisine alarak o alanın render'a girmesini sağlayabilirim. Ama ben hepsini almak istiyorsam direkt buradaki kamera butonuna tıklamam gerekiyor. Peki yine perspektif dönmek gerekirse. Sizinle paylaşmak istediğim panorama konusu var. Panorama perspektifler için iç mekana girdim. 2D View'de ben Top View'den kameramı mekanın ortasına yerleştirdim. Ve bir şekilde bu bakış açısıyla ve biraz daha güneşi iyi ayarladığımızı öngörürsek bu bakış açısında bir panorama, dinamik panorama hazırlamak istersen bu menüye giriyorum. Perspektifin altındaki panoramasına giriyorum. Yine bizim layer'larımız kapandı diyecektim ama sanırım orada değilim. Evet, bu kamera panorama node dediğimiz noktayı mekanın ortasına taşıyor. Mekanın ortasına taşıdığımda bu butonla yine istediğim bir başlama açısı tespit edebilir. Yine şu ev ikonuyla front görünüşten kameranın yerden yüksekliğini ayarlayabilirim. Ve buradaki focal değeri bizim merceğimizin bakış açısıdır. Bu merceğin değeri azaldıkça daha geniş açı, arttıkça daha dar açı sunar. Ve bu panorama bir şekilde render'a girdikten sonra Atlantis bize iVisit yazılımı ile, pardon, iVisit 3D Builder yardımı ile Atlantis'te hazırladığımız sahnelerin tablet bilgisayarlara inmesine, iPad, iPhone gibi bilgisayara inmesine, artı Android cihazlara da indirgenmesini sağlıyor. Çok yeni iVisit 3D'nin Android versiyonu da Google Play'da indirilebilir. Aynı zamanda geçmiş günlere kadar ücretli olan iVisit 3D'de Apple Store'larda ücretsiz olarak artık indirilebiliyor. Biz burada panoramamızı render'ını hazırladıktan sonra iVisit 3D Builder ek yazılımı ile elde edeceğimiz PNO dosyalarını tablet cihazlarımıza yüklüyoruz. iPhone ya da iPad'lerimize yüklüyoruz. iVisit 3D yardımıyla bu dosyalara ulaşıyor ve tabletlerimizde hazır panoramamızı görüntüleyebiliyoruz. iVisit 3D'nin ücret olması güzel. Aynı zamanda sadece Apple kullanıcılarına değil, Android kullanıcılarının da görmesi adına bence faydalı olmuş. iVisit 3D'nin hem ücretsiz olması. Peki, yeni versiyonlarla ilgili benim söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Eğer sorusu olan varsa cevaplamak isterim. Anıl Bey sesim geliyor mu acaba? Ender Bey, ben bir daha önce sorulan bir soruyu aktarayım isterseniz size. Bülent Bey dedi ki, başta daha siz sunmaya başladığında, bump reflection gibi texture'la ile shaders hazırlamaktan biraz bahsedebilir misiniz diye sormuş. Ben size tekrar sözü bırakıyorum. Evet, Atlantis'in tanıtım videolarında da var. Shaders başlığında biz bir doku ile ilgili bumping efektleri düzenleyebiliyoruz. Örneğin biz
mevcut shader'lardan bu listeye kendi shader'larımızı eklemek ya da kendi shader'ımızı oluşturmak için örneğin bu duvar yüzeyine biraz yaklaşayım. Bu duvar yüzeyinde bir şekilde internetten bulduğumuz diffuse, bump ya da normal dediğimiz farklı bir tekstürün farklı varyasyonlarını yüzey üzerinde sağ mouse'a basıp create shader from yardımıyla düzenleyebiliriz. Create shader from'a geldiğinizde bir şekilde elinizdeki örneğin bir taş dokusunu diffuse'la çift tıklamak suretiyle kendi JPEG resminizi ya da onun varsa eğer siyah beyaz hani o gri tonlarında olan bump JPEG'ini yine buraya yüklemek suretiyle kendinize bir yeni shader üretmiş olabiliyorsunuz ve Save As'de bunu listenize ekleyip kullanmaya başlıyorsunuz. Bu noktada Artlantis zaten shader üretmemize yardımcı oluyor. Özetle yüzey üzerinde sağ mouse menüsü bize bu konuda yeterli olacaktır. Sorulardan önce hemen bir başlık ben girmek istiyorum. Artlantis 5 ile beraber gelen bir Media Converter alt yazılımı var. Hem PC için hem de Mac için. Ne işe yarıyor? Örneğin eski versiyonlardan elinizde bulundurduğunuz kütüphanenizde shader'larınız olabilir. Bu shader'ları Artlantis'te kullanmak için bu Media Converter menüsüne ihtiyacınız var. Hemen paylaşayım. Masaüstümü görüntüleyeceğiz. Benim daha önceden kullandığım örneğin 3 boyutlu bir obje kütüphanem var. Bunun aynısını siz shader'lar da içinde yapabiliyorsunuz. Biliyorsunuz Artlantis'te AOF uzantılı dosyalarımız var. Objelerimiz vardı. Bu objelerin Artlantis 5'e convert edilmesi gerekiyor ki listede siz Artlantis kütüphanesinde bunları kullanabilirsiniz. Bakınız şurada bir Alberi by Aster diye bir klasörüm var. Bu bir obje kütüphanesi. Ben bunu Artlantis'in bize sunulan Artlantis Media Converter ile sisteme dahil etmeliyim ki katalogumda görüntülensin. Yani sadece sürüklü bırak yeterli olmuyor. Eski shader'ları, eski objelerimizi, eski versiyondan gelen objelerimizi convert etmemiz, çevirmemiz gerekiyor. Sol tarafta gördüğünüz çevirmek üzere hazır olan klasörler. Bu klasörü ben buraya dahil edebilir. Pardon, sürekli bırak çalışmıyormuş. Örneğin Artlantis'in mevcut kataloglarından hangisinin altına girmesi istediğimi seçerim. Ki bu bir bitki menüsü. O yüzden gelin beraber şuna girelim. Diyoruz ki ben bu başlığı altına artı butonuyla masa üstündeki bu objeleri almak ve bir şekilde Artlantis'in bana onu çevirmesini istiyorum. Sürekli bırak yöntemiyle eski versiyonda hazırlandığını bildiğim AOF uzantılı dosyalar listeye ekleniyor. Listeye eklendiği zaman gördüğünüz şu sarı renkli ikonlar convert edilmeyi bekleyen dosyalar anlamına geliyor. Bunlar zaten bir şekilde convert edilmiş. Convert'e bastığım zaman bir işlem gerçekleşiyor ve yeşil olacaklar onlar birazdan ve artık kütüphanemde kullanılır hale gelecekler. Benzer işlemi kendi shader'larınız için de pekala gerçekleştiriyorsunuz. Evet, yeşil olması artık kullanıma hazır olması anlamına geliyor. Media Converter'ı kapattım. Artlantis'e geri döneceğim. Artık ben burada şu başlığın altına, bakınız az önce eklediğim şu 3 boyutlu objeler artık emrime amade olacaklar. Bunlardan örneğin herhangi bir tanesini, örneğin şu kırmızıyı sürükleyip sahneme koyabilir hale geleceğim. Benzer şekilde eğer internetten bulduğunuz ya da kendi kütüphanenizin texture'larınız varsa, standart işte JPEG, PNG gibi dosyalarınızın bulunduğu bir klasör varsa onu medya kendi kataloğunuza direkt ekleyebiliyorsunuz. Bunun için bir convert işlemini basmanız gerekmiyor. Peki nasıl yapacağım derseniz sağ altta bakın bir buton var. Bununla Show Media Browser'ı açıyoruz ve kendimizin klasörümüzü düzenleyebildiğimiz bir ekstra menü çıkıyor. İşte bu menüde thumbnail'leri küçültüp büyütmek ya da hangi başlığı seçeceksek onu ayarlamak. Ve buraya örneğin ben duvarla ilgili kaplamalar başlığı altında şuraya geleceğim. Ve buraya kendi kütüphanemdeki örneğin taş dokularını eklemek istiyorum. Çok basit bir şekilde artıya basıyorum. Ve daha önce sizin için hazırladığım stone klasörü benim kütüphanemden birkaç taş örneğini open'la ekliyorum. Ve o klasörü de açarak bakın şu dosyalar texture olarak artık kullanılma sunuyor. Örneğin şu dokuyu kullanmak istersem
Artık sahnemde mesela binanın her tarafını o taşla kaplıyorum. Bakın o taş meliyor geldi. Örneğin bakın bu taş daha güzelmiş. Sürükleyip bırakıyorum. Ve yine az önce bahsettiğim gibi hem shader'larda hem texture'larda yüzey üzerinde hakimiyete sahibiz. Örneğin boyutunu küçültmek ya da bunu buradan ayarlamak ya da dimensions'da direkt santim girebilmek. Tabii bu dokuyu birazdan söyleyelim. Bu dokuyu tabii siz belki döndürmek isterseniz. Boyutunu arttırmak köşedeki üçgen yardımıyla ve tekrar etmesini, bütün yüzeyi sarmasını sağlamak için Dimensions menüsü altındaki şu Repeat butonlarına basmak ve bunun bir şekilde bütün yüzeye kaplanmasını pardon sağlamak. Ve tabii ki projeksiyona biz bu yüzeye kaplayarak başladığımız için yan tarafta bir nevi teşbihat olmaz. Pijamaya benzer bir çekiştirme söz konusu. Bunu da bertaraf etmek için vertical dediğimizde yüzeyde kaplamayı gerçekleştirmiş oluyoruz. Artık ben ne yapmış oluyorum? Kendi kütüphanemdeki bir texture'ı buradaki media browser'la artıyla Atlantis kütüphanesine ekliyor ve direkt kullanılabilir hale geliyor. Soru varsa alabilirim. Ender Bey, bir soru daha ileteyim. Burak Bey'den geldi sorumuz. Heliodon'u nasıl fotoğraf olarak ayarlayabiliriz? İki boyutlu ve HDR fotoğrafları için ayrı ayrı işlemler nasıl Tamam, yapılabilir? teşekkürler. Diye sormuş. Tekrar size bırakıyorum sözü. Heliodon menüsünde eğer istiyorsak sahnemize HDR kullanmak istiyorsak ben bunun için tamam, bakayım. Evet. Kamera menüsünde buradaki 2D imaj kullanmak için biz buradaki şu menüyü tercih ediyoruz. Ve masa üstümüze herhangi bir şipek resmini direkt gökyüzüne sürükleyip bıraktığımızda o 2D imaj arka plana yerleşiyor. Eğer HDR kullanmak istiyorsak şuradaki butona basarak kendimiz yine 2D imaj, 3D imaj ya da HDR imaj kullanmak istediğimizi söyleyebiliyoruz. Browse ile var olan, bilgisayarımızda var olan HDR'ı ki ben onu hazırlamadım, seçip direkt kullanmaya başlıyoruz. Özetle butonumuzun kendisi burası oluyor ve hangi tür resmi seçeceksek, arka plan resmini tercih ediyorsak buradan ayarlıyor ve browse diyoruz. Zaten HDR imajlar bir şekilde kendisi içerisinde var olan bir ışık özelliği, bir güneş varsa bu güneş biliyorsunuz sahneyi aydınlatabiliyor. Bunun için de HDR'ın ışık özelliğini kullanmak istiyorsak buradaki light on'u açıyoruz. Ve artık HDR imaj bize sahne aydınlatması için de ekstra görev görüyor. Ancak şunu unutmamak lazım. HDR kullandığınızda normalde Heliodon Sky özelliği disable olur. Yani kapanır. Yani bir başka deyişle şunu demek istiyorum. HDR imajlar gölge üretmezler. Gölge üretimini normal yine siz sun ile yani buradaki güneşinizin gölge ayarıyla gerçekleştirmek zorundasınız. Yani Sky özelliği kapanır HDR eğer yüklerseniz. Fakat HDR'lar gölge yapmadığı için biz normal sunların shadow'larını açık tutmak ve düzenlemek zorundayız. Evet. Başka merak edilen bir konu var mı acaba? Evet, Ender Bey, şu an Bülent Bey'den bir soru geldi. Atlantis 5'in tanıtım videolarında rölyef özelliğinden bahsedilmiş. Bu sadece hazırda bulunan shader'lar için mi geçerli yoksa herhalde
sormak istediği bizim Sağ yarattığımız olun. shader'lar için de Abi, geçerli benim mi bildiğim diye hazırda bulunan bahsetmiş. tek shader'lar için Tekrarın kapı geçerli. sizde. Ancak kendi dokularımızda, kendi shader'larımıza eğer ayarlayabilirsek onlar için de zaten aktif olacak. Oradaki bump özelliği bu relief efektine destek olacaktır. Hemen deneyelim. Yani normal texture'lar o işi görmeyecektir. Bu arada benim küçük ikonlarım herhalde biraz gidip gelince bozuldular. Var değil mi? Açacağım ama şuradaki ikonlarım benim gittiler. Neden acaba? Açarsak. Olmuyor biraz. Onu şu an göstermiyorum. Benim çünkü dokularım ha. Mesela böyle bir doku efektini önce şuradakini silelim. Örneğin böyle bir brick shader'ını kaplayalım ve buna biraz yaklaşalım. Biraz da güneşimizi düzenleyelim ki aydınlık olsun. Evet. Biraz daha yaklaşıyorum. Şimdi zaten bu texture'lar daha önce olmadığı kadar üç boyutlu etkisi var. Gerçekten ekstra bir gerçekçiliği var. Bunu sağlayan ve videolarda gördüğünüz o relief efekti burada 3D efekt olarak adlandırılmış. 3D efekt eğer sıfıra düşerse daha az, pürüz efekti daha yüksek olursa daha bir derinlik kazanma şansı var. Eğer siz az önce söylediğim yöntemle Shaders menüsünde yüzeye sağ mouse yapıp kendi Create Shader From menüsü yardımıyla kendi shader'ınızı oluşturursanız ve oluşturduğunuz shader'ınızda burada gördüğünüz bump ve 3D efektlere yükleyebileceğiniz JPEG'leriniz hazırsa pekala siz de buradaki 3D efektten yararlanmaya başlarsınız. Bildiğimiz bump'tan çok daha farklı 3D efekti o bahsettiğimiz, o gördüğünüz relief'i andırıyor. Bunun için sanırım bump'ın aynısını bir de 3D efekti yüklemeniz kafi oluyor. Ben öyle tahmin ediyorum. Bakınız aynı JPEG 3D efekt içinde atanmış. Özetle evet, hem hazır texture'lar için, hem hazır shader'lar için, hem de kendi üreteceğiniz shader'lar için bu geçerli olacaktır.